arkadaşlarım ve de can beraber kardeşlerim. İşte bu mesut ve de müreffeh müjde haberini vermekle çok şerefli bir sevinç içindeyim. Çünkü evleniyorum. Ne güzel şey yani. Tabii güzel, hem de 3 defa güzel. Öyleyse hadi evliliğin icadına ve ebedi bir şekilde daima sıhhatli olmasına ve en birinci saadet yuvası olaraktan ve boş ver işte, hadi gerisi çıkmaz sokak. Şerefe! 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 Şerefe tabii. Var olsun. Cümlemize yeni başkan nasip olsun. Sağ ol Meral, sağ ol. Demek seni kaybediyoruz Osman. Maalesef bu şansa da nail olduk Füsü Baba. Geceleri evde içersin artık. Bilakis öyle yapacağım. Her türlü muhabbet numarası nikah imzasının başladığı tarihten itibaren yuvamızda başlayacaktır. Ne mutlu sana. İnşallah bir yaşta kocasın. Amin Melek. Tabii ben de senin için aynı yolda duacıyım. Hey gidi. Nihayet sen de kafese giriyorsun. Hem de bir daha çıkmamacasına. Ama bu tabii ki kadehime ihanettir ama neylersin ki hayat aşkın ve de bahar çiçeklerinin sonundaki bir evlilik yoludur yani. Öyledir yani bu işler. Tam çekme oğul. O masayı da, o kadehi de sana hediye edeceğim. Onlardan hiç ayrılmayacaksın. Bu ne güzel şey, bu ne güzel düşünce. Hayran. Sana boşuna mı hayran Melahat demişler be? Otur da içeri. Çok memnunum. Allah kalbim gözyaşı istedi şimdi. Merak etme. Şimdi gelir en alasından ağlatır seni. Al şama eline. Sefalar getirdin Ali. Biricik hayat. Ali Bey oğlum hoş geldin. Sofranı kurdum, rakını soğuttum. Gömlek aldım sana. Terlemişsindir, belki değişirsindir. Ya insan bozuluyor. Çalımın bu insanlara zühre yıldızından bakmanın esbabı ne ya? Yani şu kapıyı böyle kız eli okşar gibi açsa, koltuğunun altında ne bileyim ufak bir kese kağıdı böyle badem bulundursa, sonra selam verse, hatır sorsa, ne olur be abicim değil mi? Sonra masaları birleştirsek, şarkı ve muhabbet gibi bir davaya atsak kendimizi, ne kaybeder yani? İncilerin mi dökülür be abicim? Allah Allah. Bu sertliği ve çalımı marifet sanıyor, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım, eve gideceğim. Biraz da mali hülya kuracağım. Evi tuttuk biliyorsun. Şimdi iş bir mobilyalı meseleye kaldı yani. O da olur be Osman. İnşallah. Allah ev yapan da yuva kuranı gözetir, merak etme. Hadi eyvallah abi. Uğurlar olsun. Sizlere de sıhhati, afiyeti, şekerler olsun. Hepinize şen neşeler. Melate de akıl, fikir. Hadi eyvallah. Eyvallah. Güle güle. Allah'ım yarabbim, sen çok büyüksün ya. Kolay gelsin Hakkı abi. Eyvallah Osman, sana da. Şaşmıyor saatte, helal. Merhaba Osman. Merhaba kasapbaşı. Benim bıçak böyle bir değil abi. Yoo yapamam. Cümle dört ayaklılardan beddua alamam yani. Yakında sana da lazım oğlum. Neden? Bendeki kuzu kesiyorum. Hadi. Vallahi bir şey anlamadım ama hadi iyilik versin Allah'a. Merhabalar olsun sultanım. Merhaba. Şükürler olsun sultanımızı gördük ya. Bir hafta izin verdiler fabrikada. Rahat rahat hazırlık yapabiliriz. Alaykümselam. Ben diyorum ki işe evvela perdelerden başlayalım. Çünkü bence de malumdur ya Hülya'cığım, evimizde ilk vazifemiz perdelerimizi böyle sıkı sıkı örtmektir yani, değil mi ya? Sonra karyola, gardırop ve mutfak, masa filan levazımatı durumlarını hallederiz. Tamam mı? Kumaş aldın mı? Ha, sabahleyin alacağım. Karıcığım Zahmettin de söz verdi, arkadaşlık davasını hediye olaraktan dikecek. Osman, aklıma bir şey geldi. Kumaş parası vermesin. O parayla başka bir eksiğimizi kapatırız. Aa,
Hacı damatlığımızı ve de beyaz gömleğimizi giymeyecek miyiz yani? Rahmetli babamdan kalma smokin var bende. Sandıkta yepyeni duruyor. Onu giyersin. Hem de artist nikahı gibi olur, fena mı? Şey, bu smokin dediğim müsamere balolarında giydikleri şey değil mi yani? Evet. Ha, çaktın. Bir de şu gazino garsonlarını kibar göstermek için matemli bir icat yani. Yok canım, olmaz ya. Mahcup bir şekilde utanırım ben. Niçin? Çok yakışacak, eminim. Ayıptır söylemesi, yakışır biraz yakışmasına ama velakin yani şey demezler mi diyorum. Ayranı yok içmeye, fesleğen takmış başına. Hiç bile. Babam 20 sene önce giymiş, sonra da sandıkta naftalin içinde yatmış. Bugünü beklemiş. Evlilik için şey derlerdi de inanmazdım. Ne derlerdi? Şey derlerdi, yani dünyanın en güzel muhabbetidir derlerdi. Sonra asker arkadaşlığından daha bir derin vaziyet derlerdi yani. Sen de gelinlik giyeceksin. Oh, biz damat dacisinden vazgeçelim, sen yeni gelinlik yaptır. Ne güzel memleket ya, vallahi. Yaptırmayacağım, kiralık alacağım, kapalı çarşı. Ah seni, ah seni, ah seni, ah seni. Buraya bir masa istiyorum ama üstü mermerli tarafından. Pencereye de böyle perdelere takıp yere de halı attık mı, Osman Saray tamam demek ki. Aa, bir de şu duvara böyle baş başa çektirdiğimiz o en kral paşa resmimizi astık mı, bütün marifetimiz tamamdır yani. Nikahtan sonra çektirelim, gelinlikte olsun istersen. Aa, bitti tabiyle. Her damadın ve de gelinin başına geldiği gibi. Şeye çektirelim, o bizim fotoğrafat var, her bir daim yeni camide durur kendisi. Ona çektir. Sonra bana bak, sen de az bir zaman daha çalışacaksın. Hani o şey fabrikası var ya muhasebe, orada işte. Ondan sonra evinde oturacaksın. Evelallah bu eve ben bakarım. Hiç aklım ermez. Kadın kısmısı erkek dediğimin dizinin dibinde olmalı daima, tamam mı? Böyle mi? Tabii, böyle işte. Ah anam, canım, ciğerim, ebediyen aşkı sevdan benim. Herkesin ne hediye getireceğini davetiye yazdım. Al bu senin, bunu da Kazım'a ver. Kazım. Merhaba kasapbaşı. Al bakayım davetiyeni. Düğün hediyesi kıyma makinesi getireceksin, unutma ha. Merhaba Hakkı abi. Al düğün davetiyen. İki çift taban astarından kurtardım paçayı. Biz biliriz layığını evlat. Hepsini dağıttım ama ben de bittim yorgunluktan. İki tane kaldı. Bu seninki, bu da benimki. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. Mutlaka gelirsin. Vallahi gelmezsen de canın sağ olsun. Biz orada epeyce kalabalığız nasıl olsa yani arkadaşlar. Tak filoda çarçabuk yazsaydım keşke. Tek tek ne yoldun kendini? Dün gece canım çıktı, bittim ben. Bana söyleseydin mi? Yok, bilakis istemedim. Çünkü resmi bir evrak gibi bir vaziyeti olmamalı. Sonra senin dikişlerin var yavrum. Sen hangi gece sabah kadar uyuyorsun? Yatsam da sevincimden uyuyamıyorum. Ah. Ey yavrum ey! Bak, şey yavrum. Derzi Nizam saat gibi smokini düzeltmiş. Sinek kaydımı da attın mı, yarın tam 2.5'te trak kapındayım yani. Burada buluşup gitti. Aa, tabii be. Hem böylece bu mübarek sokağa karşı da sevgi ve saygı borcumuzu ifade etmiş olur. Cümbür cemaat hep beraber burada toplanırız, kalkar gideriz. Tamam mı şeker? Tamam. Ha tamam ama şimdi başıma hiç çıkarttım. Kapı kapı dolaşacağız, yeniden haber vereceğiz ki millete hep beraber buradan gidiyoruz. Canım çarşıda bir kişiye söylesen yeter. Aa, meyhanede söylerim ben. Tamam. Meyhane ya. Oh anam oh. Yen bak. Bu ayrı geçecek son gecemiz, öyle mi? Öyle. Bu gece son defa meyhaneye gideceğim. Hürriyetimi çıkarıp ortaya koyacağım, kadehi doldurup trak, şerefe son defa içeceğim. Bu senden yaşıt herhalde ha, Zehra teyze. Aa, şunun şurasında daha birkaç senelik ayol. Bir daha mümkünsüz bir şekilde tamir kabul etmez, haberin olsun. Yenisini alırsam seninle iş yapar, nasıl para kazanırsın Osman? Acente açacağım Zehra teyze, işi büyüteceğim. Dükkanı da değiştirip her türlü makine ve aletin müceddet yenisini satacağım. Gelinimizin ayağı uğurlu gelir inşallah. Valla inşallah maşallah geldi bile işte. Mahallede her bir vatandaş hediye olaraktan evimin bütün eksiğini alıyor üstlerine. Senin hissene de tencere düştü, haberin olsun yani. Hay hay, düdüklü mü olsun?
Yok yok, fazla masrafa girme. Sen bana düzünü al kafi. Ben ona sonra bir düdük takarım. Hem de bekçi düdüğü. Başım üstüne üç aylıkları alır almaz zincirini getiririm. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Amin. İnşallah sen de tez günde, tez saatte Murat arkadaşımızın mürüvvetini görürsün, değil mi? Ağzına sağlık. Sağ olasın inşallah. Sağ ol Zehra teyze, sen de sağ ol. Osman abi, şunu yapıştırıversene Osman abiciğim. Ya şimdi olmaz ki. Yarın gel, hem de akşamüstü. Olur mu be abiciğim, maçımız yarım kaldı. Tam da penaltı atacaktık. Ulan ben de penaltı atmaya gidiyorum, bekliyorlar işte orada. Etme be abiciğim, sonra sahadan kaçtığımızı sanacaklar. Beni de öyle sanacaklar. Hükmen ve kanunen mağlup olursam sizin takım kurtarır mı beni yani? Eğer galip gelirsek senin ve yengemizin şerefini üç defa sağ ol, sağ ol, sağ ol diye bağıracağım. Hadi be abiciğim, ne olur be, hadi. Ulan, güya kapıya kağıt yazıp bastık. Nikahlılık ve evlilik dolayısıyla kapalıyız diye. Kim okur, kim dinler? Ayvalık kaymakamı Osman. Bak şu kapıyı açık, orada kimse gelirse Osman abimin işi vardı gitti dersin. Hadi lan! Başsın abicim, hadi lan gazlasın, hadi yallah! Al bunu da, şimdi kapıyı kilitle, anahtarı da taşın altına koyarsın. Olur olur. Çok teşekkür ederiz abi. Of yaktı be, yaktı, yeter ya, yeter istemez. Bırak şunu ya, getir getir, aman getir. Yanlış anlaşılmasın, cesaret davasına içiyoruz yani. İyi geleceğini bilsem elime de içirdim valla. Ah, içkiyi erbabı bilir, erbabı. Sen hiç yağ içir o besmele size. Kendi evlenişimi hatırladım, rahmetliyi hatırladım şimdi. Sen şimdi varsa Ali, yoksa Ali davasındasın. O lafları boş ver de bana bir defacık alıcı gözüyle bak bakayım. O kıza layık bir kanuni imza vaziyeti arz ediyor muyum yani? Gördüğüm damatla en layık adam. Helal olsun be. Hülya yengemizin gelinliği nasıl bakalım? Bak, o kız Hülya mı? Bir. Evleniyor mu? İki. Benim karım oluyor mu? Üç. Ulan sorulur mu be? Ona bulutlardan böyle melekler gelinlik diktiler ya. Vallahi billahi. Bu laftan sonra sana o kızı verdim gitti be Osman. Ben de senin emekli maaşına %100 zam yaptım, güle güle kullan. Tamam, vakit geldi. Ya şu saati 5 dakika geri alın, 500 lira vereyim ben. Duracak Allah canım artık. Artık beni dinlemeye mecbursunuz, nikah şahidiyim ben. Hadi yürüyün bakalım. Dersi başıma. Sahi, seninki ne zaman? Galiba çıkmaz ayın son çarşambasında. Ali Bey'imiz gelmeyecekler mi? O sevmez hiç böyle şeyleri. Değil evlenmek, 7 düvellen harp ederim şimdi ben. Yeter ki Hülya olsun yanımda. Elveda bütün gençliğim, elveda hatıralar. Ulan elveda be! Niye kalkıştık bu işe anlamam ki. Her gün buluşuyorduk, evlilik kapından kapıyı buluyorduk. Yani kafayı çekmeseydim ben bu işi halemezdim ya neyse. Hay Allah kahretsin. Tövbe tövbe. Baba bu prensesimiz gecikti bakıyorum ha. Gelin bu evlat biraz nazlanacak tabii. Bak yağlı boya gibi resim isterim. Renkli ve hissi olacak tamam mı? Tamam. Pamuk prenseslerin en güzeli çeşmenin başına gelince ben ona gideceğim. Elimi uzatacağım, elini tutacağım. İşte o anda böyle bir resim çekeceksin ki kalplerimizin çarpan sevgisi bile gözükecek. Thank you.
Kaç zamandır böyle? Kerem'den, Tahir'den, Mecnun'dan beter. Öyle bir sevda, insan işi değil. Çok garip bir insan. Neden bekler o çeşmenin başında? Biz buralılar senelerdir su içmeyiz o çeşmeden. Kanlı çeşme derler onun adına. Uzundur hikayesi. Ermiş mi olacak acaba? Tövbe tövbe. Ayakları yere basmadan yürüyor, bakmadan görüyor. Bana kalırsa 7 kat arş-ı alada her dakika hülya ile bu Osman. Allah kurtarsın, ne diyelim? Hicrandan kan oturdu yüreğine. Görmemek için başımı alıp gideceğim bu mahallede. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Mutlu. Ne olacak bunun hali? Al hadi koy cebine. İstemem dedim. 100 lira 200 lira için adımı çıkartmam ben. Bütün kazancımı sana veriyorum Ali. Bir de beğenmiyorsun öyle mi? Küflülerden ne haber? Derdin gücün para zaten. Bana değil parama geliyor. Vaa! Param bitti mi düşüyorsun buraya. Cebin doluyken Melahat'ı andığın bile. Bana bu aklı verenlere selam söyle. Alıp turşunu kursunlar, emi. Ali! Ali nereye? Dur! Gidemezsin Ali, bırakmam. Geçmiş ola, hadi topla kuyruğunu bas. Aramızda yenmiş içilmiş bir durum olmasaydı kırardım ağzını burnunu. Gitme Ali, tövbe. Bir daha ne istersen. Sana bu Osman gibiler yakışır ancak, na işte burada. Bedava yemek içmek için manyak numarası yapanların dengisin sen. Gene gelmedi mi ha? Ulan ne kız be! Senin gibisini bulmuş da çalım yapıyor. Bana bak, lafını bil yoksa götürürüm ha. Hem de hiç olmazsa hayatta bir işe yaramış olurum. Yapma! Pis tüp be! Bakıyorum kuvvetlenmişsin, Melahat'ın parası yaramış. Gitme Ali! Ali! Paranı yiyen şu serseri için huzurumuzda ağlama bari. Aşkında bir haysiyeti vardır be Melahat. Yazıklar olsun sana. Etme kızım Melahat. Şunlara bir şey söyle Osman. Bir selam dersin halimden. Açsan da olsun, çalışsan biraz, belki deva bulur. Git bul Ali'yi. Yahut da yarın beraber bekleriz, bana gel. Hülya'ya söyleriz. O bulur Ali'yi. Üzme Hülya'yı. Thank you.
dede! Dedeciğim ne olur yapma! Affedersin amca. Gece burada mı uyudun sen? Evet. Başka kapı bulamadın mı? Ne yapayım? Evim mi? Kimsem yok. Senin yüzün iyiydi. Hem çiçek vardı elinde. Bir zarar gelmez dedi. Şimdi nereye gidiyoruz amca? Karakola. Orada derdine çare bulurlar. Söz ver amca. Beni polise götürmeyeceğine söz verirsen sana her şeyi dosdoğru anlatırım. Annemle babam geçenlerde öldü. Biz dışarıdaydık. Zelzele oldu, evimiz çöktü. Sen kurtulmuş. Sonra dedemin yanına gitti. Annemin babası olacaktı ya. Yüzüme bile bakmadı. Hep azarladı beni. İki ay karnım zordu. Üç defa da dövdü beni. Dün kaçtı. Bir de yemin etti. Bir daha öldürseler gitmeyeceğim oraya. Zorla götürseler gene kaçacağım. Demek öldüler. Demek kimsesiz. Tamam mı amca? Bana yardım edeceksin değil mi? Ben de çalışır, sana yük olmamaya gayret ederim. Hem söz de dinlerim. Annemden babam için ağladığımı sana göstermem. Vah Osman vah, Hülya gelecek diye öyle ümidi var. Şimdi bir de çocuk bulmuş. Nereden bulduysa onu da kendine benzetmiş. Sırf beklemek için öldü. Kıyamet gününe kadar burada bekleyecek besleyin. Yetti be Osman, gelmeyecek işte. Gelecek olursa ben uçururum sana. Kendim koşarım, hadi bekle. Böyle bir yere senin gibi doğru bir hareket olarak bulmak. Sen burada bekle. Böyle kapıdan da biraz uzakta dur. Peki. Olur, olur. Oo, hoş geldin Osman. Melahat yok mu baba? İki gündür maalesef gelmiyor. Ali'den yana mı? Öyle. Yorgan döşek yatıyor. Evden çıkmıyor. Gördüğün gibi dükkana da ben bakıyorum işte. Benceler öyle olur. Sonra ayağa kalkarsın, dolaşırsın, konuşursun ama yüreğinde hep bir yer yanında. Mezarda gibi yani. En fenası da hiç kimse öldüğünü fark etmez bile. Bir bardak benden içiver olsun. Peki, Melahat'ı ne yapacaksın oğlum? Bilmem. Aa, akıl danışacaksın. İş için mi? Başlıyor musun? Bir şey lazımsa söyle, çekinme. Yok, şaşkın bir mesele var. He? Bunu kadınlar çok daha iyi anlarlar. Ben de ondan başka kadın tanımıyorum. Şayet kabul ederse emanet bırakacak bunu. Anlayabileceğim gibi söylesene şunu. Şaşkın bir mesele ne demek? Emanet ne demek? Boş ver. Ben sonra tekrar olurum. Dost. Meyvelerini saklamak için hani. Ben açsın herhalde.
bakalım. Değilmişsin gene. Teşekkür ederim. Yemeyeceksin. Hemen yat. Yoksa açlıktan uyku tutmaz ki. Elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Sabah kalkınca yüzünle beraber yıkarsın. Bu saatte bizim evde sular akmaz. Açma dur. Açma. Bilmezsin tabi. O yatak, Hülya'nın. Bizi bekleten kız mı? Burada yatacağım. Günaydın. Günaydın. Taşlıkta boş içki şişeleri buldum. Başka bir şey de yoktu zaten. İskiciye sattım. O parayla da bakkaldan aldım bunları. Lazım mıydı şişeler? Kötü mü etti? Hadi doyu karnım. Sen yemeyecek misin? Dün bir şeyler anlatmıştın. Ailene ait. İyi dinleyemedim. Bir daha anlatsana bakalım. İzmir'deydik. Annemle babam bu çalınca ölünce buraya, İstanbul'a dedemin yanına dedi. Koskoca bir köşkte oturuyor benim dedi. Buz gibi bu çay, lezzetsiz kokusu da yok. Daha şimdi demledim efendim. Dost cevap verme sersem. Bir çay pişiremedikten sonra niye yararsın bilmem ki. Sana ekmeği kızartma demedim. Dişim damağım acıyor bu arak demedim mi? Demedim mi budala? Dediniz ama benim kafam o kadar dalgın ki bu günlerde. Paran mı battı, aç mı kaldın, biri mi öldü? Dalgınmış. Rahat insana batar mı? Batar. Anlaşıldı. Bu kadar emeğine rağmen yakında sana da yol vereceğim. Aklım tuttum yine. İki gündür ortada yok. Parmak kadar çocuk ne yapar, nereye gider? Söz. Bir daha o veledin adı bu evde anılmayacak. Babası olacak, serseriye çekti. Sokaklar tatlı geldin akire. Hadi defol, defol. Çık. Bir başımda bu eksikti. Gördükçe kahroluyordum. Defolup gitti de kurtuldum çok şükür. Kurtuldum. Demek öyle. Peki ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Olacak olmadı mı? Beni yanına almadın mı? Ben de seni sevdim Osman amca. Vallahi alıştım bile. Ya ne olur mu hiç? Neden olmasın? Odan da yapacak yerim var. Osman'ı da gördüm. İş bulunca kendi ekmeğimi de alacağım. Daha ne? Büyük bir bayı. Ben giremem. Ben kendim istiyorum. Sen beni kaçırmış değilsin ki.
Uzun davalı. Çocuksun, anlamazsın. Çocuklar gibi yaşamıyorum ki çocuk olsun. Benim kendime bakacak halim yok. Niyetim de yok. Böyle bir sebep yok. Yahu, kim bu beklediğin Hülya? Bekletip duruyor seni. Bir defacık bile gelmiyor. Peki niçin gelmiyor? Kendisi nerede? Gözümde. Yüreğimde, ciğerimde, her bir yerim, her bir yerim, gözümde, yüreğimde, ciğerimde, her bir. Konuştuk, karar verdik. Bu smokini çıkaracaksın. Ya kanunen yasak gibi mecburi bir durum mu var? Yok, hayır. E üstüme göre düzelttiğin zaman paranı mı vermedin? Hayır. Nedir öyleyse? Bunca zamandır üstünde posası çıktı. Geçti bunun, hem yakışmıyor. Bunu çıkart demek sizlere yakışıyor mu yani? Seni üzüyor da ondan. Her an o kızı hatırlatıyor sana. Bu mu? Bu olmasa hatırlamayacak mıyım? Biz fazla laftan anlamayız. Çıkaracaksın, anladın mı? Çıkaracaksın. Bak Osman, dükkanı açacak, iş durumunu çekecek, çalışacak. Yeniden insana döneceksin. Ya biz de üzüntüden kurtulacağız. Siz üzülmeyin diye. Peki ne yapalım? Ben de bu mahalleden taşınır, bir daha da gelmem. Yeter ki siz abilerim gam etmeyin. Hadi çıkar. Ne olur bırakın, yapmayın, bırakın. Bırakın. Leyla'nın babasınınmış bu. Diyelim ki kefendi, tamam mı? Yazık, sana olanlar olmuş. Şimdi de o ufak kızı ziyan ediyor. Hiçbirimize saygı ve hürmette kusur etme. Suçumuz bu demek. Bir merakınız varsa adam gibi sorarsın. Böyle acı acı dalga geçmek de değil. Sahi be Osman. Kimin nesi o evlat? Öksüz. Hem de yetim garibanların en prensesi. Ama yüreğinden hepinize ödünç verir. Ama layık değil. Kanatırsın. Maksadımız seni kırmak değildi ki. Bahusuz hepimiz sana iyi bir ümit için. Olmuş kadar oldun. O da gitti. Meleklerin en küçük. Ama kadrini bilemedim ki. Halbuki evlenmek gibi şanslı bir kuş başıma konsun. O yaşta bir çocuğum olurdu benim. Ama bu aniden geliverdi beni. Yoksa bırakmazdım. Yem bırakmaz. Sevdalı kalbine ilk başta hürmetle parmak ısırdık ama bana kalırsa ikna etmez. Her türlü soruşturma yapılmaktadır. Emniyet çocuk masası da olaya el koydu. Sorumluluk en kısa zamanda bulunacak. Müsterih olun. Sizlere itimadım sonsuz. Müsaadenizle. Siz tamam mısınız? Tahkikatta yeni bir durum olursa sizi derhal haberdar edeceğim. Sağ olun, bekliyorum. İyi günler. Size de güle. Bir haber mi varmış? Hani çık odamı temizle, sonra da banyoya su doldur. Salla bak yüzüm, hadi çık içeri!
alıp da bana versin. Kaç para bunlar? Abel Bey abicim. Balık ekmek, balık ekmek. Biz mi? Teşekkür ederim. Balık ekmek, balık ekmek. Biz gibi. Taze taze balık ekmek. Yoksukların acı geldi. Afiyet olsun. Benim mi? Ama ben istemedim ki. Maalesef istemedim. Ama ben fakir. Zihnimi yormaya başladı. Çok teşekkür ederim. Yok çıkar ne çıkar. Taze taze, taze taze. Balık ekmek biz. Borcumu ne zaman öderim bilemiyorum. Ayıp ettin Osman. Şu kadar bir şeye, üstelik senden para mı alacağım canım? Nerede bu dedenin köşkü? Acı Badem'e giden yol üstünde. Akasya sokağı 18 numara. Vallahi yalan söylemiyor. O ilk günde korkuyordum. Çamaşırı, el tarih alırım kendime. Belki de kış gelmeden bir hırka alırım. Ha, değil mi? Atıf Bey'in köşkü burası değil mi? Evet. Kimi istiyorsun? Atıf Bey'in bizzat kendisini. Ne yapacaksın beyefendi? Bana mı söyle istediğini? Bir haberim var. İlle ve mutlaka kendisiyle görüşürüz. Peki. Gir bakalım. Salona girdikse ben haber veririm. Bakalım kabul bak, edecek. Bak çok menfaatine bir. Kendisine aynen öyle söyle. Günaydın. İyi misiniz? Ne istiyorsun? Mine'den haber getirdim. Evet. Evet. Kendisi benim yanımda. Afiyette maşallah. Dediğin nedir? Yani bir an evvel gelip almanız. Çünkü kendisinin bu şekilde haber verme hareketinden haberi yok. Yani. Kimi alacağım? Mine'yim mi? Elbette değil mi? Tamam. O serserinin çocuğuna bakamam. Serseri dediğiniz babası mı? Evet. Rahmetli olmuş galiba, annesi de. Yine öyle dedi. Ağım tuttu. Kızıma kaç defa söylemiştim. Evlenme, ailemizin şerefini düşürme demiştim. O fakir çulsuz herifin gözü benim servetimde. Ama avucunu yalayacak demiştim. İnanmadı, kaçtı, reddetti. Kahrettim, herif sonunda kendisinin de kızımın da başını yedi. Mekanları cennet olsun. Anladın mı dediklerimi? Anladınsa hadi bakayım. Anladım, anladım. Karakter hüviyetin aynen Mine'nin dediği gibiymiş. O bir damlacık masumun günahı ne bu işte? İstemediğim bir adamın çocuğu daha ne olsun? Kızımı reddettim, o adamı evime sokmadım. Şimdi bu pise mi bakacağım ömrü billah? Elbette. Kanunen ve de vicdanen mecbursun buna. Çık dışarı, şimdi tevkif ettiririm seni. Ne sebeple? Ne sebeple mi? Şantaj, Mine'yi elinde tutup aklın sıra benden para sızdıracaksın budala. Budala sensin. Kara para diye aklını kaçırmışsın. Ne vicdanın kalmış, ne insanlığın. Defol! Mine söylediğinde inanmadıydım ona. Belki pişman olmuştur, belki kalbi sızlamıştır, deliye dönmüştür diye düşünmüştüm senin için. Çık dışarı, defol! Çıkacağım tabii. Bir daha da adını ancak beddua için anacağım. Kızının matemini tutup kanayan kalbinin üstüne Mine'yi bastıracağına bir de hırlıyorsun be. Defol! Defol! Polis! Polis! Çık dışarı!
Şimdi polise telefon edeceğim. O polisi ben çağırırsam görürsün Güneş'in kaç renk olduğunu. Çık. Hakimin karşısına çıktın mı ya karar mucibince Mine'ye bakarsın veyahut da prangalı mahpus yatarsın. Sen istesen de Mine'yi bile bile senin zulmüne atamam. Senin gibisinin parası zaten illet eder adamı. Sonra ikimizin de sıfatı insan öyle mi? Yuh olsun sana be! Bilmiyorsun, bari bulaştırma ortalığı. İnsan olmak böyle kolay mı? Ortalık süpürmesini de bileceksin, adama adam gibi muamele etmesini de bileceksin. Bir de vicdanın olacak, vicdan. Sesi sıkma görmemiş vicdanlar. Her bir daim o sesi dinleyecek ve de tövbe diyeceksin, anladın mı? Haram kulun olmuş ne kıymeti harbiyesi var. Bir hayır dua almadıktan, bir yaşlı gözü silmedikten, bir muhacir kuşa yem serpmedikten sonra o paranın ne kıymeti harbiyesi var ha keçi? Ha keçi? Haram olsa vermez mi? Dondurma yemez mi? Senin ev kiranı vermez miyim ha? Konuşup durma. Zaten sebebi hayatımsın diye bozuluyorum. Bir de karşıma geçmişsin. Beni zorla görürüm. Konuşma ve de düşünme davasına. İş açtım başıma. Dualı mıyım? Affedersin öyleyse. Ben de giderim. Bak durmam giderim. Sokaklara düşerim yerim. Kurtlar kapar beni. Cadının biri torbasına koyar kaçırır. Gidiyorum işte. Sevgi ve şefkat fakirisin. En sevinçli olacak çağınken bir saçını okşayanın bilen yok değil mi? Sen tıpkı benim çocukluk fotoğrafım gibisin. Osman amca! Zamandır gelmez oldum buraya. O gün ağzım dilim tutulaydı da paradan bahsetmesin. İyilik edelim dedik, kalbini kırdık adamın. Ne gururlu köpekmiş bu. Bir plaki, yarım şişe şarap, az ciğer tava. Borca yazın. Hakkı, Osman'ı gördün mü? Her akşam. Ya, demek küskünlüğü, kalbi dargınlığı bizeymiş Osman'ın. Hep o çeşmenin başında. Gördün mü, yanılmışız. Deminden beri Osman'dan mı bahsediyorsun? Ya kim sanmıştın kız? Ben Ali'yi anlatıyorum. Tövbe estağfurullah. Dünyada her şey olur ama şu Ali ile Osman'ı karıştırmak mümkün müdür yani? Dur nereye? Melahat nereye? İçinde çalışmak, çalışmak için de kalbi ve de mazi durumlarına ihanet et. Ya akşamcı Osman, Hülya'yı yad etme. İşi tak prize ve çalış. Hadi, hadi makine Osman.
Şunu bir tamir ediver Osman. Ya bunların hepsi sağlam be. Gelin gelin çocuklar, bakın ne göstereceğim. Daha bu bir şey değil, bak şuna ne güzel değil mi? Öyle de yakışıyor. Bırak be! Aa, şuna da bak. Senin mi o? Benim. Babasının malıymış gibi konuşuyor bir de. Tabii babam. De mektep bahçesindeki çocukları seyretmiş. Sonra da ayakkabı, elbise mağazasının önüne bırakmış. Çocuk canı her şeyi çekecek. Büyüyecek, büyüdükçe de canı daha büyük, daha pahalı şeyler çekecek. Hiçbirine yetişemeyeceksin. Yapamayacaksın. İçin kan yiyecek. Üzülmekte bu derde deva bulamazsın. Kalbi bir gidişat seni de yineyi de ezmeden aklını işte. Kavga uğruna çocuğu ziyan edemez. O ihtiyar kanun ve devletin hükümeti nazarında yineye en birinci şekilde bakmaya mecbur. Ne demek yani? Başından silkip atamaz. Kimi aradınız efendim? Deniz var. Ne oluyorsunuz? Tanıdım. Geçen gün de gelmişti. Mine için gelmiştin değil mi? Mine nerede? Allah, şükürler. Kimler yaşa bakıyor? Dedem bir de hizmetçi. Başka? Başka kimse yok. Sen öyle bil. Sen şimdi doğru eve git. Ben biraz sonra gelirim. Osman amca. Buyur ya. Adım Zeynep benim. Niye kaçtınız? Bu kıyafetiniz mi? Anlayamadım. Peki, bana niye Hülya dediniz? Nikah gününden başlayarak dün geceye kadar bir daha yaşamam. Hiçbir şekilde hayatta olmaz. Böylece herkes ümidi kestiler benden. Ama ben o sokakta hep seni bekledim. Ve de işte geldim. Bunun yenisini çektireceğiz şimdi. Hem de baş başa olarak. İnanılmaz bir benzerlik bu. Çok daha. Benim
benim de aklım almadı önce. Gözlerimin önünde terki hayat etmene hiçbir zaman inanamadım. Sevda ile sevişenlerin arasında her bir şey olmalı da ölüm olmamalı diyeyim. Beni görünce olmuş olan halimi anladın işte. İsim değiştirerekten tekrar gelmiş bulunuyorsun Hülya Zeynep. Biraz da Mine'den bahsettik. Senin yanında değil mi? Şuralarda az mı dolaştık seninle? Az mı kağıt helvası veyahut da dondurma yedik? Gizli hissiyatımızı ilk başlarda söylemekten mahcup olurduk da. Denize ve de kuşlara laf atardık güya. Aşkını ilk söyleyen sen olmuştun. Ben de sarhoş olmuştum. Tam iki gün iki gece buradan bir tarafa gidememiştim. Şey yani, Hülya söylemişti demek istiyorum. Ölmüş olmasına rağmen gene de şanslısın. Ne ölmesi? Sen misin öyleyse? Söylesene Hülya. Sevinçli şaşkınlığından sürçülisan ediyorum. Zeynep demek istedim Hülya'cığım. Mine'yi görmek istiyorum artık. Ne olur götürün beni. Neredesin Osman amca? Beni iki günde bırakıp gidiyorsun. Zeynep abla. Mine, seni köşkte bulamayınca bittim üzüntüden. Peki, ne zaman geldin? Senin kaçtığın gün gelmiştim. Beden çok üzgündü. Bana bahsetme ondan ne olur. Peki, sonra konuşuruz. Annenle babanın ölümü de yıktı hepimizi. Bunun için geldim İstanbul'a, sana bakmak için. Bundan sonra yalnız değilsin, korkma. Sen olmasan da... Osman amca var zaten. Estağfurullah, ne demek? Ben sadece vazifemi yapmanın icabı olarak... Şey... Bugün paydos. Evimize gidelim ha. Bak, bak gördün mü? Elbiseli entarelerin hepsi duruyor. Hülya, inandın mı Hülya? Yani Zeynep, ha? İnandın mı Hülya? Zeynep, her şey biliyor musun? Bu yatakta hiç kimse yatmıyor. Zihnimi çelmeye kalkıştılar. İyi ki onlara uymamışım. Boşuna beklememişim. Değil mi? Zeynep. Hülya Zeynep. Sen de burada kal artık Zeynep abla. Elbette. Bekle neymiş? Hayır. Beraber gidelim. İhtiyardır, aksidir ama dayım. Yalnız bırakamam dedenim. Eminim o da seni sevecek. Yaptıklarına pişman olacak. Niçin mi geldim buraya? Yani kalbimize ve aramızdaki sevgiden doğmuş olan saadetimize bomba atmayalım ki. İşte daha ne çok yaşayacaksın artık. Şimdi ben varım aramızda. Eskisi gibi eziyet çekmeyeceksin. Bana kol kanat verirsin. İnan bana. Bedenin de seni üzmesine mani olacak. Hayır! Hayır! Bırakma beni Osman amca, ne olur! Olacağı buydu. Seni benden koparacaklardı biliyorum. İkimiz de uyuduk bu işte. Bir de rüya gördüm. Bana kalsın uyanma. Osman amca! Şey yapacağız. Gülümsemek gibi bir el sıkışıyla ve de birbirimize hayırlı başarılar dileyerekten ve de helallaşarak... Hayır! Gitmeyeceğim o eve! Girmeyeceğim! Senden ayrılmayacağım Osman baba! Osman baba... Ben şimdi daha beter ve ağlamak istiyorum ama yapamıyorum. Babalar ağlamazlar evlatlarının önünde. Yalan buldun mu nihayet?
Neredeydin bütün gün? Bak peşin söyle. Burası imaret değil, otel değil, lokanta da hiç değil. Ya doğru dürüst oturursun ya da geldiğin gibi defolur gidersin. Canım istemiyor, yemeyeceğim. Hala. İster ye, ister yeme. Şansım ters, o da oynamayacağım. Borcunu öde öyleyse. Öderim. Öderim yok, öde. Tam 1300 kayma arkadaş. 670 de bana. Kaçak değiliz. Dün gece de 400 takmıştım bana. Elden verdiğim borcu da 2 gündür ödemiyorsun. Çek ayaklarını. Dayılaşma Ali, bizden avanta işlemez. Hele haraç hiç işlemez. Ödemeyeceğiz dedik mi? Paran yoksa oynamasaydım. Cumartesiye kadar öderim herhalde. Daha 4 gün var demek ki. Bardaki dostun kazanır. Ona göre muamele. Bu hayatı çok yakından görmüşlüğüm var. Garson! Hesap getirelim. Bir kahkaha atmaktan yoruldum. Kendimden utanmaktan.
Tanrı'na da şükret. Hadi bas. Oğlum. Param da alamadım. Duyunca hiçbir dükkanı hiç de vermez. Çorbaya dönmüş. Seni de mi yettiler yavrum? Bu iş böyle yürümeyecek. Yapacak bir şeyimiz var mı? Ha? Var. Zengin ve asil dedene gideceğiz. Ben de geleceğim. Hadi, bozma kafamı. Herif yüzümü görmek istemiyor. Hem aksinin Nemrut'un tekidir. Hem de benim üveyim. Biliyorum, anlatmıştım. Öyleyse daha ne zırlıyorsun? Şansımızı deneyeceğiz bir defa. Sen bana bırak bu işi. Geç de olsa hatamı anladım. Sana hak verdim dedi. Seni ne kadar üzdüğümü anladım nihayet. İzin verirsen sana ve aileme layık bir şekilde yaşamak istiyorum. Bana ailenin, yuvanın ne olduğunu İnci öğretti. İzin verirsen elinizi öperim. Benim gibi kötü, asi biriyle nasıl evlendiğini hala anlamış değilim. Beni affetmesen de hayatımı kurtar dedi. İnci varken yanlış yollara sapamam artık. Ben bile hala inanamıyorum dedi. Dükkanı kapadın ya. Çalışmıyorsun, konuşmuyorsun. Zeynep abladan sonra böyle oldu. Yalan mı? Benden gizli nasıl gittinse gene git köşke. Islık çal, konuş, gör, seslen. O bizi arıyor mu? O bizi ayırmamak için kaçıp gitti oldu. O şimdi evde kim bilir neler çekiyordu. Dedemi tanıdın işte. Ne sen getirdin? Size hizmet etmek için. Bak gör, ilaç ve su nasıl verilir? Tepsiyle sunulurmuş. Salak salak bakma yüzüme, hadi çık içeri. Ali nerede? Çalışma odanızda. Fabrikaya ait bir dosya bulmuş, çalışıyor. Zeynep geldi mi? Evet, hemen yattı. Yarın son defa konuşacağım, söz dinlemese kovacağım. Kızmayın ama... Bana kalırsa bir sorun bakalım. Acaba gizli bir derdi, bir üzüntüsü mü var? Işığı söndürün mü? Söndür. Allah rahatlık versin. Anladım. Günaydın dedeciğim. Günaydın. Hayırlı sabahlar dede. Bugün fabrikaya gitmeyecek miyiz dede? Öğleden sonra arsayı almak için biri gelecek. Bekleyeceğim. Sonra halledecek bir meselem var. Ha, gel bakalım seninle biraz konuşalım. Bunlar yabancı mı değil? Onların yanında konuşabiliriz. Otur. Bana kaç defa sordun? Söylemedin ama ben anladım. Benim buraya hizmetçiyle gelişim benim için değil. O velet için geldim buraya. Aklın sıra Mine'ye analık etmeye geldim. Yoksa sen benim semtime bile uğramazdın. Ali. Mine kim? Söylemiştim ya, dedemin bir kızı var. Üvey adam bu. Aileye layık olmayan biriyle evlendi. Kes şimdi, sonra anlatırsın. Evet, sabah çıkıp gece dönüyorsun ve Mine'yi arıyorsun, öyle mi? Ufacık bir kız. Dünyada sizden ve benden başka kimsesi yok. Bir adamın yanında şimdi. Siz de biliyorsunuz. Demek sokakta ve perişan değil. Ama onun yeri burası. Onu ben bilirim, sersem bu kala. Burada benim borum öter. Hadi topla pulunu, fırtın da defol git. Gidiyorum. Hepiniz benim için öldünüz artık. Aptal! Siz de
Sizler zaten ölmüştünüz benim nazarımda. Hiçbirinizi istemiyorum. Çağırdın mı ki geldin? Ali ile karısı yeter bana. İşlerim için candan bir erkeğe ihtiyacım vardı. Şükür Allah onu da gönderdi. Sayenizde dedi. Nereye kızım? Bilmiyorum. Dön gene Ankara'ya. Hastanede hemşirelik yap. Bu herife minnet etme. Ben de eşyamı hazırlayıp gideceğim şimdi. Bu ev olmasın da neresi olursa olsun. Aşikare konuşurum arkadaş, ben derim halimi arz etmiş vaziyet. Ya bizimle gelirsin Hülya Zeynep, veyahut da derim hayatım öyle bir kaya ki bu defa beni Mine bile kurtarar. İşler bir hayli yolunda. Zeynep de Mine'den zahmetsiz kurtuldu. Galiba. Neden? Sert bir adam çünkü. Dediğinden dönecek cinsten değil bana kalırsa. Oh. Sen ona bakma, moruk avucumuzda şimdi. Duyar be. Top atsam vız gelir. Salonda arsayı alacak adamı bekliyor şimdi. Değil mi? Kafası çok aynalı kadınmışsın. Helal olsun. Bir dümen kurdun, moruk laf diye yüktü. Bir zaman daha şükürlenme. Ayıp ettin. Öyle bir rol kesiyoruz ki moruk neredeyse ağlayacak. Evlilik hediyesi olarak arkadaki evi verecekmiş. O zaman evleniriz işte. Fabrikada da işin idaresini aldın mı tamamdır. Bak göz açıp kapayana kadar ne içeride makine kalacak ne de bina. Göreceksin bak. Nasıl yapacaksın bu işi? Ben yutar mıyım sanıyorum? Adama zırnık mı kaptırırım ben? Dedeciğim, yani biz biraz şeyden bahsediyorduk. Söz. Sen giderken ben geliyorum. İlk günden beri bu işte bir bit yeniği var diyordum, işte çıktı nihayet. Adam yüzünden sizden çektiklerim yeter. İkiniz de gideceksiniz. Peki, ya gitmezsek sevgili dedeciğim? Nasıl gitmezsiniz? Çık diyorum. Çık! Şimdi polise telefon edin. Görürsün sen. Ağır ol bakalım. Bana el mi kaldırıyorsun, bana karşı mı geliyorsun? Böyle olmasını sen istedin. Ben de dönemem artık. Evvela bir çek yazacaksın. Sonra köşkü üstüme yapacaksın. Madem ki işin cılkı çıktı, artık açık oynayalım. Sonradan bir dümen yapmaya kalkarsan gebertirim seni. Hadi. Ah! Dedeciğim. Gelmişken sen de çöplen. Bir papel de şu miniye at bakalım. Oo, Ali Bey oğlum sen mi? Dünya ne kadar küçükmüş. Yalnız Hülya'yı bulandı. Senin ne işin var burada? Beni kurtar oğlum, malımı paramı elimden aldı. Alışıktır. Hele kadın parası olursa bayılır zevkinden. Yürü buradan, bir de seni benzetmeyeyim. Hülya fabrikası. Bu evde bağlasalar durmam ya. Ama önce sana olan borcumu ödeyeyim. Yaşayacaksın Ali. Beraber olacağız. Hayatlarımızdan geri kalanı kurtaracağız. Başkasının parasıyla kara kara yaşamak yok artık. Kendimiz kazanacağız. Az çok ama güneşte gibi yaşayacağız. Dua et ki ölmüyor. Eğer öldürseydi 50 sene verirdim sana ben. Bunlara sebep sensin çünkü. Katil sensin. Bak Ali yaşayacak. Mesut bir saadetleri olacak. Ya biz? Ya ben? Zeynep de yok artık. Bir daha öldüğümü hiç
kimse bilmiyor ya. Öyle bir fotoğrafınızı çekeceğim ki Deruni aşkınızın kalbi çarpıntısı bile gözükecek.